öğrencilerle ufak bir yarışma yapacağız. Kendine bakın. Çocuklarımızdaki en önemli özelliklerden bir tanesi rahat bir şekilde adaptasyonu sağlayabiliyorlar. İşte bu adaptasyonu daha iyi bir noktaya götürmek amacıyla hani Eylül ayında artık tamamen inşallah bu hastalıktan kurtulmuş, doğal bağışıklığı sağlamış olursak tam zamanlı okullarımız açılmış olacak. Yani ismi neydi? Bahar. Bahar. Evet, Bahar ablacığımla beraber burada biz resim yapıyoruz. İşte burada birçok öğrencimiz var. Onlarla beraber resim yapıyoruz. İnşallah bu işi başaracağız değil mi? Telafi eğitimi. Evet. Okulu seviyor muyuz? Evet. Ne kadar seviyoruz? Çok. Bir gösterin bakalım ne kadar çok. Bir gösterin. Çok değil mi? Evet. Şu kadar. Evet. Harikasınız. Evet. Tamam. Böylelikle çocuklarımız sosyal anlamda kendilerini yetiştirmiş olacaklar. Kursa bak ben burayı boyuyorum. Anam resimlerimi çekiyor. Kursa maviyle doğayı izleyen bir kedi var. Sonra güneşin yanında güneşleniyor. Kedinin bir ismi var mı? Mars. Evet benim... Kedimin ismi ama şu anda annesini emiyor. Çocuklarımız yaklaşık 14 aydır camdan cama ders yapmakta, bilgisayar başında ders yapmakta, EBA'yı televizyondan izlemekte, Zoom üzerinden çalışmalarını öğretmenleriyle paylaşmakta. Ama bu etkinliklerle çocuklarımız bu sosyalleşmeyi daha da arttırıp daha da iyi bir noktaya getirecekler. Biz buna inanıyoruz. Çocuklarımıza çok güveniyoruz. Her şey onlar için. Buradaki aslında botanik bahçeleri bizim tabiat tasarım atölyeleri dediğimiz tabiat beceri atölyeleri dediğimiz atölyeler normalde bu tür atölyelerden oluşuyor. Dışarıda bir sera kuruluyor. Tabii kimisi burada tohum bankası yani yerli tohumlar üretiyor. Kimisi işte domates, biber, salatalık ekiyor veya farklı çiçekler ekiyor. Onları etrafındaki ailelere dağıtabiliyor. Onların bakımını yapıyor öğrencilerimiz yaz boyunca. Yaklaşık 30 okulumuzda bu botanik bahçemiz yani sera dediğimiz çalışmalar devam ediyor. Çocuklarımızın tabiatla iç içe olması, toprakla iç içe olması, öğrencinin işte fen bilgisi dersinde görmüş olduğu veya doğada görmüş olduğu olayları kendisinin yaşayarak öğrenmesini sağlıyoruz aslında. Telafi eğitim evet bence çok iyi bir şey. Çünkü canlı derslerde anlayamadığımız şeyleri tekrar bize öğretmenimiz burada anlatabiliyor. Botanik bahçemizde bu tohum bankamızdan aldığımız tohumları dikiyoruz, bakıyoruz. Ve sonrasında buraya koyduktan sonra burada da bakımını yapıyoruz telafi eğitim sürecinde. Sen ne yetiştiriyorsun şu anda? Ben şu anda domates yetiştiriyorum. Domatesi de bol su kullanmak gerektiği için hoppa birazcık. Şu arkaya da döktüğümüzde evet bitiyor.